Merhaba arkadaşlar, ben Savaş Şakır Küçük Öğretmeni. Bugün sizinle anlatım bozuklukları konusunu işleyeceğiz. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması arkadaşlar. Aynı kökten türeyen bazı sözcükler birbiriyle karıştırılır. Bu tür bozukluklar sözcüğün anlamının bilinmemesinden kaynaklanır. Örneklere bakıyoruz arkadaşlar. Dayı yaşantısının son günlerini mutsuz geçirdi. Burada arkadaşlar yaşantı sözcüğü yanlış anlamda kullanılmış. Çünkü yaşantı bir yaşam biçimidir. Hayat anlamına gelen yaşamının son günlerini mutsuz geçiriş şeklinde düzeltiyoruz. Aynı konuyu süresiz anlatması canımızı sıkıyor. Burada süresiz sözcüğü yanlış anlamda kullanılmış. Çünkü bu devamlı anlamına gelen sürekli anlatması canımızı sıkıyor şeklinde düzeltiyoruz. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasına devam ediyoruz. Bu arabanın ücreti 40 bin liraymış. Burada 40 bin, pardon arkadaşlar, ücret sözcüğü yanlış anlamda kullanılmış. Çünkü ücret yaptığımız hizmet karşılığında aldığımız parayı ücret diyoruz. Burada bu arabanın fiyatı şeklinde olmalı. Fiyatı 40 bin liraymış şeklinde düzeltiyoruz. Sakatlığı iyileşen Nihat sağlara döndü. Burada arkadaşlar iyileşen Nihat'ta sakatlık değil, sakatlık geçen, yani sakatlığı geçen Nihat sağlara döndü şeklinde düzeltiyoruz. Karşındaki insanları azımsamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Azımsamak sözcüğü burada yanlış anlamda kullanılmış. Azımsamak bir şeyi az görmek anlamına gelir arkadaşlar. Burada karşındaki insanları küçümsemekten ne zaman vazgeçeceksin şeklinde düzeltiyoruz. Evet, sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasına devam ediyoruz. Aylardan beri bu şehre yağan kar yolların bozulmasını sağladı. Arkadaşlar yolların bozulması olumsuz bir durum. Sağladıysa olumlu bir durum. Burada sağladı sözcüğü yanlış anlamda kullanılmış. Aylardan beri bu şehre yağan kar yolların bozulmasına neden oldu şeklinde olacak. Neden oldu şeklinde düzeltiyoruz. Adamın üstü başı boyaya bulanıktı. Bulanık arkadaşlar yanlış anlamda kullanılmış. Bulanık duru olmayan anlamına gelir. Burada adamın üstü başı boyaya bulaşmıştı şeklinde düzeltiyoruz arkadaşlar. Kendini bize öğretmen olarak tanıştırdı. Arkadaşlar insan kendini tanıştırmaz, kendini tanıtır. Bir kendini bize öğretmen olarak tanıttı. Tanıttı şeklinde düzeltiyoruz. Evet, gereksiz sözcük kullanımına geçiyoruz arkadaşlar. Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. 8 saat süreyle fırtınayla boğuştuk arkadaşlar. 8 saat zaten süre anlamını veriyor. Onun için burada süre sözcüğü gereksiz. Bir de fırtına ile anlamını verdiği için bu da gereksiz bir sözcüktür. 3 yıl boyunca karşılıklı mektuplaştık. Zaten mektuplaşma işi arkadaşlar şundan şekilde işin karşılıklı yapıldığı anlamı veriyor. Onun için karşılıklı sözcük burada gereksiz. Alınan bu kararları yaşadığımız devir ve dönemde gözden geçirmek gerekir. Devir ve dönem eş anlamlı olduğu için bu devir sözcüğü gereksiz anlamda kullanmıştır. Beklediğimiz misafirlerimiz daha henüz gelmediler. Arkadaşlar daha ve henüz aynı anlamı geldiği için daha sözcüğü burada gereksiz kullanmıştır. Gereksiz sözcük kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Aldığı her eşeğe geri iade ederdi. Burada arkadaşlar geri vermek ve iade etmek aynı anlamı geldiği için burada geri sözcüğü gereksiz anlamda kullanmıştır. Öğretmenlerimizin yaşanmış deneyimlerinden yararlanıyoruz. Arkadaşlar insan deneyimi yaşayarak zaten elde eder. Yaşanmış sözcüğü burada gereksiz kullanmıştır. Köyüyle uzak ki oraya yaya yürüyerek gidilmez. Yürüme işi arkadaşlar zaten yaya yapıldığı için burada yaya sözcüğü gereksiz anlamda kullanmıştır. Adam elindeki poşetlerle merdivenlerden hızla aşağı indi. İnme eylemi arkadaşlar zaten aşağı doğru yapıldığı için burada aşağı sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Seninle ilk kez bir düğünde tanışmıştık. Burada ilk kez sözcüğü gereksiz arkadaşlar zaten tanışma işi bir defa mahsus yapılır. Evet, gereksiz sözcük kullanımına devam ediyoruz. Burada yardımcı fiillerin gereksiz kullanımına bakıyoruz arkadaşlar. İş bulamayız diye boşuna telaş etmişiz. Etmişiz yardımcı fiil burada gereksiz kullanmıştır. İş bulamayız diye boşuna telaşlanmışız. Şeklinde düzeltilmeli. Yemeği hazır edince beni çağırırsın. Burada arkadaşlar
Edince yardımcı fiil burada gereksiz kullanmıştır. Yemeği hazırlayınca. Hazırlayınca beni çağırsın şeklinde düzeltilmelidir. Hastamız yakında iyi olacak. Olacak yardımcı fiil burada gereksiz kullanmıştır. Hastamız yakında iyileşecek. İyileşecek şeklinde düzeltiyoruz. Geçelim arkadaşlar. Anlamlı çelişen sözcüklerin kullanılması. Anlam yönünden birbirine karşı olan sözcüklerin aynı cümlede kullanılmasıyla oluşan anlatım bozukluğu. Bu aile hemen hemen tam 4 yıl tiyatroya gitmemiş. Arkadaşlar hemen hemen ve tam bunlar anlam cümleleri çelişmektedir. Hemen hemen yaklaşık bildirirken tam kesinlik bildirir. Bunlar anlam cümleleriyle çelişen sözcüklerdir. Elbette onunla gitmiş olabilir. Burada olabilir. Elbette anlam cümleleriyle çelişmektedir arkadaşlar. Düğün hazırlıkları tam olarak bitti sayılır. Sayılır ve tam anlamca birbirine çelişmektedir. Öğrenciler bu hızla çalışırsa mutlaka üniversiteyi kazanabilir. Burada mutlaka ve kazanabilir bunlar anlamca birbirine çelişmektedir. Söyledikleri hiç şüphesiz onun kulağına gitmiş olmalı. Burada da arkadaşlar anlamca çelişen sözcükler vardır. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Sözcüklerin cümle içinde bulunması gereken yerden başka bir yerde kullanılması, anlamın bulanık olması bazen de amaçların dışında bir anlamın ortaya çıkmasına yol açar. Henüz bayramda nereye gideceğimize karar veremedik. Burada arkadaşlar henüz sözcüğü yanlış yerde kullanılmış. Bayramda nereye gideceğimize henüz karar veremedik şeklinde olmalıydı. Yeni eve girmiştim ki telefon çaldı. Arkadaşlar yeni evdi, eve yeni girmiştim ki telefon çaldı şeklinde düzeltilmeli. Sözcüğün yanlış yerde kullanmasına devam ediyoruz. Rüzgar bıçak gibi yüzüme çarptı. Arkadaşlar burada bıçak gibi yanlış yerde kullanılmış. Sanki burada bıçakla yüzün birbirine benzetme anlamı veriyor. Rüzgar yüzüme bıçak gibi çarptı şeklinde düzeltilmeli. Bu sorular yeniden TYT yakın günlerde çözülmeli. Burada yeniden sözcüğü yanlış yerde kullanmışlar. Sanki TYT yeniymiş gibi bir anlam veriyor. Bu sorular TYT yakın günlerde yeniden çözülmelidir şeklinde düzeltilmeli. İlk sabahın çayı açık olmalıdır. Arkadaşlar burada ilk sabah değil, sabahın ilk çayı, yani şu ilk olmalı, sabahın ilk çayı açık olmalıdır şeklinde anlatım bozukluğu giderilmiş. Sözcüğün yanlış yerde kullanmasına devam ediyoruz. Ünlü sanatçı halk konserinde bestelediği şarkıları okudu. Arkadaşlar burada halk konserinde yanlış yerde kullanmış. Sanki burada şarkılarını halk konserinde bestelediği anlamı veriyor. Oysa ki şöyle olmalıydı. Ünlü sanatçı bestelediği şarkıları halk konserinde okudu şeklinde olmalı. Yeni tezgahta aldığı kazak çok güzeldi. Burada arkadaşlar yeni olan tezgah değil, yeni olan kazaktır. Yani tezgahta aldığı yeni kazak çok güzeldi şeklinde anlatım bozukluğu giderilmiş olur. Anlam belirsizliği. Bir cümlede anlatılanların net ve açık olmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Arkadaşlar burada örneğe bakıyoruz. Ben sinemayı Yeliz'den daha çok severim. Burada arkadaşlar asıl karşılaştırılan sinema ve Yeliz değildir. Benim sinemaya olan sevgimle Yeliz'in sinemaya olan sevgisi karşılaştırılıyor. Yani şu şekilde olmalı. Ben sinemayı Yeliz'in sevdiğinden daha çok sevim şeklinde olmalı. Yabancı memleketteki insan manzaralarını anlamaya çalışıyordu. Burada arkadaşlar memleket mi yabancı yoksa memleketteki insan manzaralarını anlamaya çalışan kişi mi yabancı? Burada bir anlam belirsizliği var. Bunu gidermek için şuraya arkadaşlar noktalı virgül getiriyoruz arkadaşlar. Virgül getiriyoruz. Doğum gününü bir türlü hatırlayamadım. Burada arkadaşlar doğum gününün kime ait olduğu belli değil. Bu belirsizliği gidermek için cümlenin başına senin doğum gününü bir türlü hatırlayamadım ya da arkadaşlar onun doğum gününü bir türlü hatırlayamadım şeklinde şans zamiri getiriyoruz. Mantık ve sıralama yanlışlığı. Bu cümlede olayların veya durumların sıralanmasının yanlış yapılması mantıksal yanlışlara yol açar.
Ünlü doktor hastanın ölebileceğini, hatta kalp krizi geçirebileceğini söyledi. Burada arkadaşlar hastanın ölmesi kötü bir durumdu. Kalp krizi geçirmesinden daha kötü bir durum, yani vahim bir durum. Onun için cümle şu şekilde düzeltilmeli. Ünlü doktor hastanın kalp krizi geçirebileceğini, hatta ölebileceğini söylediği şeklinde düzeltilmeli. Burada sıralama yanlışları var. Görülen yasa teklifi 200 oyla karşı 150 oyla reddedildi. Burada arkadaşlar çoğunluğa karşı az oyla reddedilmez, aza karşı çoğunlukla reddedilir. Yani görüşlen yasa teklifi 150 oya karşı 200 oyla reddedildi şeklinde düzeltilecek. Mantık ve sıralama yanlışına devam ediyoruz. Garibanın bırakın ceketi, takım elbisesi bile yoktu. Burada bir sıralama yanlışı yapılmış. Garibanın bırakın takım elbisesi, takım elbisesi ceketi bile yoktu şeklinde düzeltilir. Seminere önümüzdeki yılın programını öğretmenlere hatırlatmaya çalıştık. Burada arkadaşlar bir mantık hatası vardır. Önümüzdeki yılın programını öğretmenlere hatırlatılmaz arkadaşlar. Gelecekte olan bir şey tanıtılır arkadaşlar. Şu şekilde seminere önümüzdeki yılın programını öğretmenlere tanıtmaya çalıştık şeklinde düzeltilmelidir. Geçmiş hatırlatılır arkadaşlar. Gelecekte olan bir şey tanıtılır. Geçiyoruz arkadaşlar son konumuza. Atasözü ve deyimlerin yanlış anlamda kullanılması. Deyimleri oluşturan sözcüklerin yerlerine anlamdaşların kullanılması, yerlerin değiştirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar. Gözü yukarılardaydı, kimseyi değinmezdi. Arkadaşlar burada yanlış kullanmış yukarılardaydı sözcüğü. Burada gözü yükseklerdeydi şeklinde olmalı. Gözü yükseklerdeydi, kimseyi değinmezdi. Ağda elbiseyi görünce sudan çıkmış balığa döndü. Burada da arkadaşlar yanlış kullanmış. Ağda elbiseyi görünce ağzının suyu aktı şeklinde olmalıydı. Dünya Filistin halkına yardım elini açmalıdır. Arkadaşlar burada deyim yanlış kullanılmış. Dünya Filistin halkına yardım eli açmalıdır. Açmalıdır şeklinde düzeltilmeli. Sel ile gelen rüzgar ile gider. Burada arkadaşlar atasözü yanlış kullanmıştır. Sel ile gelen yer ile gider şeklinde düzeltilmeli arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için hazırladığımız sorulara bir göz atalım. Bir soruna başlayalım. Yeni açılan marketin şubesi birçok işsize iş olanağı sağladı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nedeni aşağıdakilerden birisi. Arkadaşlar burada açılan yeni market şeklinde olması lazım. Yani sözcük yanlış yerde kullanmış. Bakıyoruz sözcüğün yanlış yerde kullanmış. Cevap C olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Öğrencilerde görünen eksiklik, programsızlık gibi geliyor bana. Bu da yok arkadaşlar. Tanzimat yıllarında İstanbul'da yaşayanlar kültürel yozlaşmaya uğramıştı. Burada bir anlatım bozukluğu yok. Şömine'deki sıcak ateşin karşısına oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Burada arkadaşlar ateş zaten sıcak, sıcak demesine gerekir. Burada gereksiz bir sözcük kullanmıştır. Cevap cehennem ve ışıklarına bir bakalım. Teknoloji, yaşamı kolaylaştırırken insanlığı ve doğayı kıskaç içine alıyor. Burada yok. Bir düşüncenin düşünce sayılabilmesi için başkalarıyla paylaşılması gerekir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Cevap cehennem arkadaşlar. Gereksiz sözcük kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Bu olaydan sonra onlarla görüşmek istemiyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Kuşkusuz öğretmenle Ali'nin sözüne inanmış olmalı. Evet arkadaşlar, olmalı ve kuşkusuz bunlar anlamca birbirle çelişmektedir. Biri kesinlik bildirirken biri olasılık bildiren bir ifade. Bunlar anlamca birbirle çelişmektedir. Cevap bulursa bir de diğer şıklara bakalım. Hoşgörü kolay kolay elde edilemeyecek bir özelliktir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Arkamdan gelen ayak sesleri beni ürkütüyor. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Soru yanlış sorulursa alınacak yanıt da doğru olmaz şeklinde. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Cevap olursa. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yardımcı fiilin gereksiz kullanımı
anlatım bozulduğuna yol açar. Yardımcı fiil arkadaşına bakalım. Sanat değeri taşımayan bir yapıtın özgürlüğünden söz edilemez. Söz edilemez, burada öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sanat yapıtının kalıcı olması o yapıtın yazarına bağlı. Burada bir sıkıntı yok. Bir başka dile çevirişinde başarılı olamayacak tek tür şiirdir. Burada da bir sıkıntı yok. Türkçe öğretimi yetersiz olduğu için öğrenciler yabancı dil öğrenemiyor. Yetersiz olduğu için burada bir sıkıntı yok. Kitabının her basılışında maddi yönden rahatlayacağını umut ediyor. Evet arkadaşlar, bunu umut ediyordu. Şu ediyordu yardımcı fiili giriş kullanmıştır. Şu şekilde olmalıydı. Umuyordu. Umuyordu şeklinde olmalıydı. Cevap Bursa arkadaşlar. Edirne. Pardon. Aşağıdakilerin hangisine kişi zamiri eksikliği anlam belirsizliğine neden olmuştur? Kişi zamiri eksikliği arkadaşlar. Gökyüzünü bana bırak, sana yüreğimi vereceğim. Burada önemli sıkıntı yok. Gözlerinden çok korktuğunu hemen anlamıştık. Gözlerinden çok korktuğunu. Evet arkadaşlar, burada gözlerinden çok korktuğunu hemen anlamıştık. Burada arkadaşlar bir belirsizlik var. Senin gözlerinden ya da onun gözlerinden olduğu belli değil. Bunun için arkadaşlar cümlenin başına senin ya da onun zamiri getirilmeli. Cevap Bursa arkadaşlar. Diğer şıklara bakın. Yüzünün en büyük bilim insanı içinde yer aldığı buluyor. Her genç gençliğin değerini bilir. Yaşlı da yaşlıdır. Burada bir sıkıntı yok. Bakışları öylesine üzülüyor ki iki yüreğimi acıtıyor. Burada da sıkıntı yok. Burada arkadaşlar senin ya da onun zamirleri getirerek anlam belirtisi giderilir. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir atasözünün değiştirilmesi sonucu oluşan anlatım bozukluğu var. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğla oldu. Burada bir sıkıntı yok. Ah çivciv kendini buğday ambarında sanır. Burada arkadaşlar ah çivciv ile aç tavuk olması lazım. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır şeklinde düzeltilir. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, bağdan gözü olur. Sıkıntı yok. Darıhanımdan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Burada da bir sıkıntı yok. Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. Burada da bir sıkıntı yok. Yani cevap Bursa. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin hangisi gereksiz kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Akşamleyin güneşin batışını seyrederken hep seni düşünür, o güzel günlerimizi hayal eder. Burada arkadaşlar güneşin batışı zaten akşam seyredileceği için burada akşam ve sözcüğü gereksiz kullanmıştır. Cevap Edirne arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tatilinizi bol bol soru çözerek devletlerin. Teşekkür ederim.